Efendim herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bu güzel pazar gününde FIFA 20 ile değil, FIFA 21 ile karşınızdayım. Niye aklım 20'ye gitti bilmiyorum. Şimdi 2-3 gün, hatta 4 gün, belki de 5 gün aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz FIFA 21'e. Sadık için transfer teklifi Basel'den gelmiş. Vermem. Vermem. Sadık'ı Basel'e falan vermem. Çünkü benim Sadık'a ihtiyacım var. Sadık'cım, seni ben oynatacağım lan. Yeri gelecek seni oynatacağım Sadık. Aferin lan, Basel'den transfer teklifi almış. Helal olsun sana. Bu arada yorumlarınızı bol bol ihmal etmeyin. Okuyorum arkadaşlar. Aynı zamanda bol bol like atın. Şişt, abone değilseniz abone olun. Abone de olun. Bol bol like, abone, yorum, her şeyi bekliyorum. Evet. Tabi yorumdan kastım, habire alta spam yapmayın yani. Normal yorum yapın. Düşündüğünüz şeyleri söyleyin. Bir arkadaş var, sürekli her bir kelimesini, her bir şeyi tek tek yazıyor. O öyle olmaz yani. Tek seferde anlat ne anlatmak istiyorsan. Şimdi geldik Sivasspor mücadelesine chat. Bakalım Sivasspor maçı nasıl olacak? Erkin için, Caner Erkin için 9 milyon euro. Oo. Vallahi arkadaşlar. Oyuncunun piyasası 8600 12600 arası diyebiliriz diyor. 9 milyon euro da Caner'e teklif var. 31 yaşında. Git git. Git 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 Caner. Zaten Caner'i çok böyle haz etmiyorum Caner'den. Kusura bakmasın Fenerbahçeli arkadaşlar. Ben yani bilmiyorum. Caner'den çok haz etmiyorum ya. Çok fazla kart görüyor. Çok fazla küfür. Çok fazla şey falan. Bana pek gelmiyor chat. Öyle söyleyeyim. Chat diyorum yine. Çok affedersiniz. Geldik şimdi takıma. Şöyle bir bakalım. Bu Penza. Sen hemen Samatta'yla yer değiştir. Biraz rotasyona sokmuştuk takımı. Öyle hatırlıyorum. Gel bakayım. Soboşlay. Samuel yerine de Perotti. Hazır mısın Perotti? Ha, Perotti'yi ben satmıştım değil mi lan? Perotti'yi satmış olabilirim. Tabi tabi. Valencia oynasın sağa çıktı bu sefer. İrfan Can falan filan. Evet, böyle çıkacağım arkadaşlar. Mesut'u dinlendireceğim. Mesut'u böyle yavaş 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 yavaş. Hemen merkez. Fenerbahçe'den yorumlarda bazı arkadaşlar kaptan Mesut'a gol attır diye bayağı bana istekte filan bulunuyorlar. Canlı yayınlarıma da gelip benimle iletişim halinde olabilirsiniz. Kaptan Toygun Twitch kanalımdayım. www.twitch.tv/kaptantoygun kanalındayım arkadaşlar. Oradan da bana yazanlar oluyor. Kaptan lütfen şu Mesut'a gol attır diye. Hello efendim, yine başlıyoruz. Haydi bakalım, bismillah. Yine delirmeler. Çıldırmalar efendim. Şimdi orta alanda Klaudemir topla buluştu. Sivas'tayız arkadaşlar. Gayet güzel bir hava var gördüğünüz gibi. Son derece güneşli bir gündeyiz Sivas'ta. Caner kullandı Zalai ile. Sol tarafta İrfan Can topla buluştu. Tekrar Zalai ile oynadı. Ayaklarına çok hakim. Topla çok güzel çıkan bir futbolcu. Ozan Tufan. Şimdi baktı Samatta'yı gördü. Samatta oynadı. Valencia'dan mükemmel bir çalım izledik. Şimdi oynadı. Samatta bıraktı. Tekrar atarsa önüne tehlikeli olabilir ama orada kötü bir top geldi Soboşlay'dan. Beklenmeyecek bir top oldu gerçekten. Top musun sen Soboşlay? Teşekkürler. Orta alanda şimdi. Oo, uzun bir top. Çok güzel bir top oldu. Aman. Kötü geliyorlar ha. Aferin be. Aferin sana ya. Helal olsun ha Serdar Aziz'e. İrfan. Sol kanatta Pelkas'ı gördü şimdi. Pelkas çekti solunda topu. Şöyle baktı takım arkadaşlarına. Orada Samatta'yı gördü. Samatta. Aradan oynadı. Oynamak istedi daha doğrusu. Oğlum o kadar basit topları nasıl atamıyorlar? Cidden anlayamıyorum ha. Coyote ile geliyor Sivas. Tehlikeli olabilirler. Dikkat dikkat dikkat. Bravo Serdar orada. Kapat önünü derken offside olabilir mi? Vallahi yedik yine. Oğlum geldikleri her top gol oluyor. Benim kalecim yok mu ya? Lan oğlum her top gol oluyor ya. Ya savunmayı da yapamıyoruz. Tamam kaleciye kızıyoruz ediyoruz ama. Ya arkadaş. Her attıkları şut gol oluyor hemen hemen ya. Vallahi Altay satarım seni ha. Neyse moral bozmak yok. Pelkas. Pelkas bıraktı şimdi Samatta'ya. Samatta kendi oynamak istedi. Samatta gitti. Çekti şöyle soluna. Gir. Çok ağır oğlum ya. Çok ağır lan. Ben de FIFA'yı sadece Pro Clubs oynuyorum arkadaşlar bu dönemde. Dolayısıyla bir tık benimle de alakalı olabilir bu iş. Yani şurada orada kötü attık pası. Ben de çok iyi değilim. Onu da kabul ediyorum. Ama olsun, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya çalışacağım en azından. Bak, şampiyon yapacağım diyemiyorum, farkında mısınız? Bu Fenerbahçe şampiyon olacak diyemiyorum. Soboşlay. Bak bak soldan manyak gitti orada. Ha? Yürü oğlum. Yürü.
Yürü 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 yürü. Yap ortanı. Samatta, Allah kahretmesin seni. Seni Allah kahretmesin. Hadi bakayım. Pelkas. Ya oğlum nasıl şut bu ya? Tam böyle plasa yapmalık yerde değil miydi arkadaşlar? Lan Samatta şunu oğlum yine vallahi yine. Allah'ım yine delireceğim ya. Vur. Kaçırdınız gole bakın ya. Fenerbahçe taraftarları çok kızgın gerçekten. Haklılar da. Kimse kusura bakmasın. Caner. Caner geçemedi rakibini ama top çıkmadı mı? Çıkmadı vallahi. Caner orada rakibini geçemedi. Caner seni de sattım zaten sen. Gideceksin lan. Ozan. En aşağıdaki Pelkas'ı gördük şimdi. Pelkas. Çekti topu sağına. Pelkas. Pelkas gitti. Pelkas vurdu. Kalecinin üzerine gitti. Bravo Pelkas. Pelkas'tan olmasan kaleye şut atamayacağız vallahi. Pelkas'tan mükemmel bir şut çıktı ama kaleci de aynı güzellikte çıkarttı derken yine kafa toplarına bu yalnız vuruyoruz ha. Samat da bırakmıyor kafa toplarını. Ama ne kadar iyi vuruyor orası tartışılır. Vurdurma oğlum. Heh indirme. Ya arkadaş. Gökhan yani Gökhan'cım hiç oldu mu? Adamlar şimdi sol taraftan geliyor. Sivas da maşallah bir kere geldi gol oldu ya. Aman 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 aman. Caner. Ya Caner valla artık ama yani. Penaltı yaptın mı? Penaltı yaptın mı? Eyvah. Heh. Orada güzel savunma yaptı. Bu sefer iyi bir şey yaptım orada. İyi çıkarttın takımı. Oyna şöyle. Szoboszlai. Şimdi topla buluşan. Çok güzel. Yürü oğlum gir içeri. Bırak pasını. Ya bir bırak pasını işte. Daha önceden basıyorum abi. Bir bıraksan pasını var ya manyak güzel olacak be. Serdar rakibini karşıladı orada. Vallahi şurada pası atamadı bir atsaydı çok tatlı olacak. Dakika 35 deplasmanda Fenerbahçe 1-0 hala mağlup durumda. Oğlum topa adamın arkası dönük. Benim önümdeki topa direkt net müdahale yapıyor maşallah. Yürü yürü yürü. Yürü hata yürü. İrfan Can takımını atağa çıkartıyor şimdi. Oğlum yürü lan. Vallahi tek başına gitti. Helal lan İrfan. Çekti topu. Ah geçemedik be. İçeri baktım. Öne doğru bir anda koşu yapacak futbolcu aradım ama onu göremedim. Bu ne oğlum? Oha! Ofsayt yok mu? Ha dedim bu ne ya? Pasla bakalım. Ya ilk yarıya berabere girersek arkadaşlar bayağı iyi olacak bu arada. Szoboszlai. Oğlum bu ne kadar böyle ağır ağır hareket ediyor ya? At pasını. Dönüp vurmak istedik ama olmadı be. Çok ağır hareket ediyor lan Szoboszlai. Niye böyle abi? Bu kadar kötü bir futbolcu değil. FIFA gerçekten sıçmış ha. Pelkas! Abi çok kötü vurdu yine. Vurun şu yukarıya doğru. Çatala doğru. Hadi be Pelkas be. Hadi be oğlum ya. Samat da yine yükseldi olmadı. Vur! Vallahi çizgiden çıkarttılar ha. Vay arkadaş Fenerbahçe yüklendikçe yükleniyor da çizgiden çıkartıyorlar sayın seyirciler. İrfan Can yaptı ortasını. Samatta'ya gelmedi. Tekrar buluşacak mı topla? Lütfen bitirme maçı. Ya hemen bekliyor ha bekliyor hemen aman ha. Neyse. Vallahi gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet baskılı oynuyoruz ama savunma kısmında sıkıntı yaşıyorum. Kalecim de hiçbir boka yaramıyor kusura bakmayın. Her gelen şut gol oluyor yani. Maalesef böyle bir sorun yaşıyoruz ya Valencia. Oğlum Osayi Samuel diyordum ben. Valencia lan benim sağ tarafta oynayan. Değiştirdik onu unuttum. Şu Szoboszlai gibi çıkart ya. Niye bu kadar kötü yapmışlar anlam veremiyorum. Aynı şekilde Mesut için de aynı şey geçerli. Yani bayağı kötü yapmışlar oyunda bu adamları. Ya da ben yönlendiremiyorum diyeceğim de. Yok abi çok şey yani. Ağır hantal hareket ediyorlar. Bu arada offside. Çok güzel lan. Aferin Caner. Baktı şöyle bir takım arkadaşlarına. Şimdi orta alanda Szoboszlai. Yine topla buluşan isim. Pasını çıkarttı Samatta'ya. Samatta. Geçti rakibinden. Şimdi orada bir koşusu var. İrfan. Almak istedi önünde ama yakın oynadı. Sivasspor savunması orada hata yapmadı. Offside yok. Offside yok. Ama kötü bir top oldu. Güzel. Immobile Inter'e gitmiş. Sevgili arkadaşlar. Mesut oyuna giriyor bakalım. İnşallah Mesut'tan bir şeyler bekliyoruz. Topla ilk buluşması Mesut. Şimdi orta alanda bıraktı topu. At oğlum önüne. Ya arkadaş yani attığım topa harbiden küfür ederim. Ağır söverim, sövüşerim.
Eyvah, kaçtı adam. Offside bu arada, aşağıdaki offside. Tamam, savunma offside taktiğini yapıyor Fenerbahçe'de. Baskılı da oynadık ama maalesef golle buluşamadık. La oğlum, ne biçim top kontrolü, deli olacağım ya. Lan nereye sürüyorsun? Evet. Delireceğim arkadaşlar. Caner. Bak yukarıda bir boşluk var. Heh. Yürü oğlum Pelkas. Bak bak, koşuyu görüyorum orada. At oğlum pasını. Beklediğim gibi muz orta gelmedi arkadaşlar. Şöyle güzel bir muz orta gelseydi. Ne yaptı lan o? Samatta'yı golle buluştursak güzel olurdu. Şimdi topla buluşan isim Samatta. Attı sola. Pelkas. Güzel döndü orada. Avantaja bıraktı hakem. İçeride boşluk var. Topla buluşan Ozan Tufan döndü. Geçti kaleciyi de. At lan golünü. Kaleciyi de geç. Penaltı offside lan. At aradan. Yap bunu. İşte bu be. İşte bu be. Dakika 63 Samatta. Hemen oyuncu değişikliğine gidelim abi, dur. Osay Samuel'in girme vakti geldi bence. Son anda... Ya daha net olması lazım. Ozan'ın vurduğu topun gol olması lazım. Ozancım bak, olmuyor böyle. Tiyan bu Penza, o bu şu bu falan filan. Tamam, Samatta golünü attı abi, devam. Devam. Çok güzel bıraktı. Bakın gelin izleyelim. Mis gibi bıraktı abi. Temiz bir gol vuruşu. Aferin oğlum Samatta. Kendini göster. Neden Premier Lig'lere kadar gittiğini bütün taraftarlara göster. Fenerbahçe gerçekten baskılı oynadı. İkinci yarıya da devam ettirdi bu mevzuyu ve golü buldu. Bak döndü. Tık. Gördün mü? İşte bu ya. İşte bu. Hadi oğlum, hadi bir tane daha. Hadi. Daha var, daha var. Yarım saat var. 1-1 şu anda. Sivas. Hava çok güzel Sivas'ta. Sivas'tayız bugün. Maşallah hava, maşallah maşallah, çok güzel hava var. Bu arada ben en son şeyi ayarlamıştım. Nedir o? Eski savunma mevzusunu ayarlamıştım. Offside bu arada. Offside değil mi lan? O değişmiş mi, ne olmuş anlamadım. La oğlum yapmayın, etmeyin. La oğlum yapma ya. Ya yapma ya. Aferin. Öyle oyna. Heh, öne oyna. Öyle oyna ne? Yürü. Ani atak şansı Fenerbahçe için. Pelkas. Sol kanattan şimdi gidiyor. Çok süratli. Pelkas girdi içeri. Pelkas. Çıkart dışarı. Döndü. Oha. Oha lan. Ana. Arkadaşlar maçta şike var. Şike var, şike. Yuh oğlum. Neyse, biz hakeme rağmen kazanacağız. Hakeme rağmen kazanacağız. Hadi oğlum. Pelkas. Şimdi oynadığı orta alanda çok güzel. Koşusu var orada. Attı önüne. Abi ne biçim bir top alma şekli oldu bu. Oğlum vallahi penaltımızı yediler. Yemin ediyorum Sivas'ta penaltımı yediler ha. Muhtemelen montajda koyarım ben onu. Görürsünüz abi. Aferin lan Ozan. Tek top. At gitsin. İşte bu. Ya bu kadar kötü atılır ha. Vallahi bu kadar kötü atılır. Mesut. At şimdi araya. Oğlum bir anda tek topla. Biraz hızlı oynayın ya. Ozan. Mesut. 2'ye 1 yapmak istiyor. Vallahi faul var lan. Hakem çıldırtacak beni ya. Dur oğlum dur. Dur. Lan manyak mı bu oyun? Şuna bir bakın arkadaşlar. Bak bak, Mesut'a bakın şimdi. 2'ye 1 yapıyorum bak. Herif bana hamle yapıyor. Savunma. Mesut 2'ye 1 yapacak. Pasını atıyor. Koşuya devam edecek. Bak. Şurada direkt müdahale Mesut'a. Faul de vermiyor ha. Oğlum manyak lan bu oyun. Az önce penaltımı yedi, şimdi freaky yedi ha. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Cidden akıl alır gibi değil bu oyun. Şu ana kadar gördüklerim. Penaltımı yedin. Oldu anasını satayım. Yapma be, yapma lan. Yapma bu kadar kötü. Terbiyesiz. Tamam, hakem kötü olabilir. Siz çıkın oynayın topunuzu. Hakemi biz konuşacağız. Biz YouTube'da arkadaşlarla tartışacağız. Sövüşeceğiz be. Offside. Hadi 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 oğlum hadi. Son bir atak şansı olabilir. Hadi. Serdar Aziz. Baktı şimdi orta alanda. Mesut topla buluştu. Mesut oynadı Samatta'ya.
Baktı tekrar Mesut'la oynadı. Mesut Özil. Tek top bırakırsa tehlikeli olabilir. Yap bunu. İşte bu be. Mesut Özil oyuna girdi, asistini yaptı ve golü atan kim lan? Ozan Tufan son dakikalarda geldi, golünü attı. Sivas Sporlu futbolcular yıkıldı. Dakika 86, Fenerbahçe şimdi deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Geriye düşmüş olmasına rağmen diyemedim. Çok heyecanlıyım. Vallahi çok heyecanlıyım lan. Hey maşallah. 10 numara gol. Bak Mesut bıraktı, gördün mü? Hop. Lan var ya, bir an kaçıracak diye çok korktum ha. Aferin oğlum Ozan. 2 milyon euro daha ekle şimdi. Değerine 2 milyon euro daha koy. Ozan Tufan. Aferin oğlum. İşte senden beklediğimiz performanslar. Böyle. Gerçekte de bunu bekliyoruz abi. Dikine dikine böyle gidecek. At önüne. İşte bu. Mesut. Mesut son anda kaleci soluna yattı ve çıkarttı. Maçın kahramanı olmak üzereydi, oyuna girdi, asistini yaptı ve bu muhteşem şutuyla 3. golü yakalamak üzereydi ama kaleci de bir o kadar güzel çıkarttı. Aferin lan. Marafona mıydı kalecileri? Vallahi çok iyi çıkarttı ha. Yaptı ortayı. Bir kafa gelmedi. Gelmedi. Bas. Bak golü attı. Ozan o koşusunu yaptı, golünü attı. Hala önde baskı yapıyor. Aferin onu. Tek top oyna. Mesut döndü. Mesut Özil. Oh! Hadi be oğlum. Mesut oyuna girer girmez görüyorsunuz nasıl hareketlendirdi takımı. Bir de plasa geldi. Golle çok yakın, burun buruna geldi diyebiliriz. Mesut Özil. Dakika 90+2, artık Sivas'tan 1-0 geriye düşmemiz evet. Öyle. 1-0 geriye düşmemize rağmen 2-1'lik galibiyetle ayrılıyoruz arkadaşlar. Çok mutluyuz gerçekten, çok sağ olun. Yeni transferimiz Mesut. İşleyen bir takımda bize neler yapabileceğini gösterdi. Çok sağ ol Mesut'cum. Maç sonu röportajına gidelim. Şu röportajı verelim bakalım. Uzun süredir röportaj vermiyoruz çünkü. Buyurun efendim. Evet, soruları alayım. Tabii. Evet. Ne diyor? Sonlara doğru kıran kırana bir mücadele izledik. Takımınızın son 5 dakikada galibiyete getiren golü atmayı başardı diyor. Biraz şanslı oldu diyebilir. Lan. Ne şanslısı? Şansla hiçbir alakası yok bunun. O kadar yüklendik abi. Nesi şanslı bunun? Maçın gidişatını çevirip galibiyeti getiren golü attınız. Maçtan önce iki takım arasında büyük bir güç farkı görünmüyordu demiş. Kazanabileceğinizden hiç şüphe ettiniz mi? Biz daha güçlü olan taraftık. Hiç kimse kusura bakmasın. Kahveci iyi formunu sürdürüyor. Bugünkü performansından ne kadar memnunsun? Çok. Çok. Ne yaptı bilmiyorum ama tüm övgü hakkıdır diyelim. Heh, böyle diyelim abi. Biz gaz diyelim. Biz, futbolcumuzu gazla çalıştırmasını biliriz. En iyi biz biliriz. Hiç kimse merak etmesin. Bak gördüğünüz gibi. Verdim gazı. Şimdi İrfan bir sonraki maçta köpek gibi oynayacak. Maşallah. Maşallah İrfan. Nasılsın İrfan? Evet, transferin artık son günündeyiz. Sevgili arkadaşlar. Artık transfer kapanacak. Şöyle bir bakalım kadromuza. İhtiyaç doğrultusunda bir şeye gerek yok ya. Bu sene ben bir takviye yapmayı düşünmüyorum daha fazla artık. Yani bu sene böyle kalsın. Önümüzdeki sene. Şimdi boş boş transferler yapacağımız arkadaşlar. Net bir tane transfer yapma taraftarıyım. Ha bir Tiago Almada'ya bakabilirim bak. Almada benim adamım. Dur Almada'ya bir bakalım beraber. Bildirim varmış, hemen bir göz gezdirelim. Caner Erkin'de satın. Yürü git lan. Git buradan. Git lan Caner. Hemen şuradan. Caner de gittiğine göre. Novak oynayacak orada. Ve ben Navas'a bir bakayım. Navas mıydı? Kimdi? Sol bekte. Benim adım Nuno Tevez. Tevez. Tavares miydi? Neydi lan? Nuno. Tavares. Heh. Hep unuttum ya. Çocuğun ismini unuttum valla. Nuno'cum. Geliyor musun bana? Gel gel. Benim adamım ya. Buna bir transfer teklifi yapalım. Yaptık da gelmemiş miydi? Öyle bir şey mi olmuştu? Bilmiyorum. Almada'ya bakalım bir. Thiago Almada. En son hatırlayacaksınız bu delikanlı. Nerede lan? Aa Velez'de hala. Gel gel. Gel gel. Gel. Bu çocuğu alayım abi. Çocuk çok efsane. Soboşlay'dan biraz böyle niyeyse modum düştü Soboşlay'a karşı. Yine sizin önerdiğiniz futbolcular vardı bak. Oğlum bu adam nasıl bir adam lan? Kaç yaşında? 22 yaşında. Biraz pahalı olabilir ama satın alma teklifi götürelim bizi şu Thiago Almada'ya. Önce bir Almada'yı tekrar kazandırmaya çalışalım takımıza. Selam canım, ne yaptın? Şöyle oturalım gel. Gel ne tatlısın ya gel. Evet. Thiago Almada'ya bizim 30 milyon euro transfer bütçemiz var. Oyuncu değişimine bir gidelim arkadaşlar. Kanat oyuncularında kimler varmış? Şöyle bakalım. Bak sana ben Ferdi'yi vereyim. Tamam mı? Artı bir de transfer ücreti yapalım.
biz sana 10 milyon euro verelim. Ne dersin? Ne dersin abi? Hadi bakayım, inşallah verirsin. 10 milyon euroya kapatırsak var ya. Mis. Mis. Reddedeceksen de hemen kalkma masadan. Bana bir teklif sun. De ki şu kadara verebiliriz de. Aha, kadrolu anlaşma gerekli bir. Ana, tamam. Vallahi oldu lan. 13 milyon euroya totalde geldik. Belki demek ki fazla verdik parayı. Herifin ya ihtiyacı vardı ya da ben fazlasını verdim yani. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Almadığı hemen kapatalım abi. Arada aile işkembeden fazla salladık. Gitti. Nuno Tavares'i de aldık mı? Tamamdır. Şuraya hemen geçelim arkadaşlar. Konuşacak çok almadığı için kulübe uğruyorum. Abi almada ilk 11 vereceğim ben almadaya. Çok önemli. Kulüpte oynaması çok önemli. İlk 11'de garanti oynayacak bu adam. Heh. Çok yakat edeceğim. Kaç yıllık? Ne kadarlık istiyorsun? 5 yıla ne dersiniz gençler? Bakayım. Tamam, güzel. 5 yıllık almada ben de. 35,5 milyon euro. İyi, hadi kabul edelim. Ben onu sonra değiştiririm. Ben onu sonra değiştiririm. Lütfen. Ha, tamam. Oo, hayırlı olsun. Almada bizde arkadaşlar. Thiago Almada yeniden Fenerbahçe'de. FIFA 21 serimizde de Thiago Almada'yı aldık. Bundan sonra Soboşlağı satarım ben. Satarım lan bu köyü. Satın alma teklifi götür diyelim. Tavares'i de 18 milyon euro. Hayır. Hemen bir görüşmelere oturalım. Bir transfer oyuncu değişikliği. Heh. Böyle olur mu ya? Stoperlerde kimler var? Marcel Tisserand, Lemos. Bak sana Lemos'u vereyim. Tamam. Artı. Şuradan. Şöyle yapalım arkadaşlar. 8 milyon euro. Artı Lemos. Ne dersin? Oldu valla. Evet. Sanırım fazla verdik. Yapacak bir şey yok. Gel hemen gel. Gel, çok önemli. Direkt ilk 11 oynayacak zaten. Novak'ta yedeği olacak bunun. Heh, Tavares. Seni ben var ya uçuracağım. Neyi kabul ediyorum ben? 4 yıllık sözleşme. Tamam. 24 milyon 900 serbest. Hadi okey. Ben bunlarla sonradan bir sözleşme imzalayacağım arkadaşlar. O yüzden şunu kabul edelim. Evet, Tavares'i de aldık. Tamam, transferin son gününde yapılması gereken transferler gerçekleşti abi Fenerbahçe'de de. Hemen şuradan bir ileri gidelim. Transferlerimiz gelsin. Evet. Yine teklif mi var? Harun Tekin için. Yok. Yedek kalecim yok çünkü. Harun, şu an seni gönderemem. Artık önümüzdeki sene bakarız biz bu işe. Evet. Hemen bir kadromuza gidelim. Burada Nuno Tavares. Hemen sol beke geçiyor. Olur annem, çayını alırım. Devam edelim. Thiago Almada, genç delikanlı. Gel bakayım, gel Tiam'la. Seni değiştiremiyorum bu maç. Hemen ilk 11'de seni başlatacağım. Mesut zaten yoruldu. Geçen maç çok iyi performans gösterdi. Mesut oyuna girdi. Vallahi gösterdi, yapacaklarını yaptı yani. Şöyle bir bakalım. Tamam, Soboşlay'ı da yine ona da yer vereceğiz. Ona da yer vereceğiz arkadaşlar. Ya çok iyi bir futbolcu gerçekte. Hani belki hatırlarsınız, Macaristan-Türkiye maçında. Yine bu Zalai'nin filan yıldızlaştığı maçlardan biriydi. Abi ne biçim bir adam dedim ya o Soboşlay'ı için. Gerçekten muhteşem bir futbolcu. Şurayı hızlı geçemiyor muyduk biz ya? Yok, illa burayı böyle geçeceğiz değil mi? Aşağıda olan bitenlere de bakalım. Immobile. Vesaire. Matsuda. Kim vallahi bilmiyorum bu arada. Devam. Çok güzel. Thank you. Şöyle şunun üstüne koysan annem. Teşekkür ettim. Devam. Bunu mu? Birin. Sangare için transfer teklifi. 5 milyon dolar. Yok, vermem. Sangare benim ilk 11 futbolcum arkadaşlar. Kim istiyor lan böyle? Bologna'dan istiyormuş. Geç Bologna. Geç. Vermem. Sangare'yi verir miyim ya? Gerçekte daha iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Şu an Fenerbahçe'de istenilen, hatta yine iyi oynuyor aslında bakmayın da. Kim? Mamtiam için. 2.700. Alın ya. Oynatmayacağım. Yani oynatmayacağım için alabilirsiniz. Oynatmayı düşünmüyorum. Schalke'den bir de ha. Çok güzel. Dursun kim lan? Göztepe'ye gitmiş. Gelmiş bir yerden. Bir yerden Göztepe'ye gelmiş valla. Immobile 129 milyon euroya gitmiş arkadaşlar Inter'e. Yuh. Yuh yani. Bildirimlere hemen bir bakalım. Transfer dönemi. Tamam. Tiam ne olmuş? Geri çekilmiş. Peki. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Az önce burada şey vardı lan. Nerede?
Bizim resim çekilen elemanlar vardı. Allah Allah. Neyse. Antrenman gününe gidelim. Ve artık Süper Lig'e tam konsantre bir olmuş bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Kimle oynuyoruz abi? Bir bakalım. Ona göre bir simüle ederiz ya. Bir tane simüle edelim. Bakalım. Yetenek avcısı. Zolis ile ilgili şey gönder. Bu da tam ikisiyle ilgili de rapor geldi. Tamam. Transfer dönemini geçtik artık. O yüzden sallıyorum şimdi onları. Devam edelim. Tümünü simüle et diyelim. Bu antrenmanlarla hala ilgilenmiyorum ben. Şu an için ilgilenmiyoruz. Devam. Kimle oynayacağız bu hafta? Biraz hızlı olsa. Ha bir antrenmanları ben böyle yapacağım mı ya? Abi bu kısmı simüle edip böyle hızlı hızlı direkt maçtan maça gitme olayı yok mu bu oyunda? Şuna bak. Ha bir antrenman yaptırıyorum bile ya. Ha, sürekli böyle oynayayım ben o zaman. Böyle böyle gideyim ben böyle. Aha Denizli ile oynuyorum abi. Denizli ile oynuyoruz. Thank you. Ve katıldık basın toplantısına. Veles takımından almadı alındı ve taraftarlar onu sahada görmek için sabırsızlanıyor. Taraftarlar işini biliyor ha. Denizli karşısında oyun sağlamasını söylüyor. Takıma faydalı olacak. İlk maçta direkt oynatacağım onu. İlk maçında direkt oynayacak. Benfica'dan Tavares alındı. Taraftarlar o da aynı şekilde. Takıma faydalı olacak. İki yeni transfer. İkisi de çok gençler arkadaşlar. Biri 19, diğeri de 19 yaşında herhalde. Luis Gustavo yerine en uygun seçim mi demiş. Kim? Almada. Takımı ihtiyacı olan isim. Kesinlikle. Almada ile Gustavo'nun ne alakası var onu da bilmiyorum ama. Kaşif oldum arkadaşlar. He, sürekli bir şeyler geldi. Başarımı kazandım. Kaşif oldum. Evet. Normalde simüle ederdim ama ilk maçımızda bir görelim ya şunları. Değil mi? Dur dur. Ne Valencia'sı lan? Eyvah. Sağ tarafta Valencia ile başladık. Her neyse. Samuel'i oynatacaktım. O say Samuel ama. Devam. Yeni transferlerimiz sahaya çıkıyorlar. Kadıköy'e ayak basıyorlar. Hadi bakalım Thiago Almada. Topla buluştu hemen. Thiago Almada. Bak çok hareketli futbolcu arkadaşlar. Topla mesela buluştuğun zaman direkt belli ediyor kendisini. Valencia. Ozan Tufan. Şimdi İrfan. Solda Pelkas'la oynadı. Pelkas baktı takım arkadaş almadı ya. Thiago Almada. Hop çekti. Şimdi pasını attı. Samatta bırakırsa tehlikeli olabilir. İrfan vurdu. Çok güzel hazırlandı. Ama golle buluşamadı İrfan Can. Şimdi orta geldi. Lan ne biçim bir orta oldu Taner? Oo iyi yükseldi lan Valencia. Helal olsun ha. Valencia iyi yükseldi az önce. Aferin oğlum. Samatta'yı biz forma sokmaya çalışacağız ya. Nuno Tavares. İlk mücadelesi o da görücüye çıktı. İlk maçın Kadıköy'de olması yeni transferler için gerçekten büyük avantaj. Korona morona dinlemiyoruz. Her yer taraftar kaynıyor. Vurdurmayın oğlum, vurdurmayın. Tamam, Altay için basit bir top oldu. Altay biraz sıkıntılı bir tip olduğu için oyunda. Tavares. Çok süratli bir isim o da. Ooo. Kim lan bu? Dosevi. Sen ne yaptın ya? Herif çok iyi müdahale etti ha. Tekrar Tavares önde şimdi. Pelkas'la oynadı. Thiago Almada. Sağ tarafta bir boşluk var. Şimdi gördü Ozan orayı. Valencia. Attı araya şimdi. Ama kötü bir pas aldı. Vur lan. Vallahi gol oldu. Bravo oğlum. Fenerbahçe mücadeleye golle başlıyor. Dakika 12 Samatta. Ben kaleci aldı sandım iyi mi? Şimdi onlar düşünsün. Mücadeleye golle başladık. Biraz hızlı bir top oldu ama kaleci yetişemedi. En son bir tereddüt etmiş kaleci. Orada Samatta affetmedi. Çok güzel. Şimdi Fenerbahçe Denizlispor karşısında 1-0 önde. Güzel bir sezon olacak gibi hissediyorum arkadaşlar. En kötü Avrupa'ya katılacağız. Tavares indirdi şimdi orta alanda İrfan Can'a topu. Thiago Almada topla buluştu. Almada çekti şöyle topu. Baktı soluna oynadı. Samatta yukarıda boşluk var. Ne yaptın lan? Evet. Başı döndü başı. Olur. Gözüne bir anda karanlık indi. Tavares girdi araya. Nuno Tavares gerçekten liglerde alışmadığımız düzeyde bir sol bek gibi sol açıkta resmen orada top almaya çalışıyordu. Şimdi topla buluşan isim Özgür Çek. Eski bir Ankara Gücü futbolcusu. Rodayega. O da ligin en iyi transfer forvetlerinden biri bu arada arkadaşlar. Rodayega gerçekten çok çok iyi topçu.
Şimdi eyvah. Aferin lan. Ya ne yaptın ya? Gökhan. Serdar Aziz ile oynadı. Ön alanda duruyor. Hala Denizlispor. Şimdi Tavares solda kendini gösterdi. Buluştu topla. Önündeki futbolcuyla oynadı. Orada bir boşluk var. Çok güzel pas oldu. İrfan Can. At oğlum önüne. Golü atan kim? Efendim buyurun. Genç çılgın Arjantinli. İlk maçında golünü buldu. Fenerbahçe taraftarı onu görmek için çok heyecanlanıyordu. O da Fenerbahçe taraftarlarına muhteşem bir giriş yaptı. Fenerbahçe taraftarlarına giriş yaptı Almada. Hop. Hem de sol ayağıyla attı golü. Abi işte kaliteli futbol. Kaliteli futbol. Ancak böyle futbolcularla oynanır yani. Thiago Almada. Onu da artık ben Barcelona'ya transfer oldu diye biliyordum ya. Barcelona onu aldı diye hatırlıyordum ama neyse. Topla buluşan şimdi Pelkas. Pelkas tekrar aldı. O da çok yetenekli. Pelkas soldaki arkadaşına oynadı. Tavares. Tavares'den bir orta geldi. Bir kafa olmadı. Orada ne kadar güzel orta yaptı ha Tavares. Güzel orta yaptı Tavares hakikaten. İrfan yaptı ortasını. Bir kafa gelir mi? Gelmedi. Gelmedi. İndir sola. Çok güzel. İrfan tekrar topla buluştu. Bıraktı şimdi pasını çıkarttı. Serdar Aziz. Bir tane futbolcu takımı bu kadar değiştirebilir. Bir tane futbolcu. Buyurun arkadaşlar. Thiago Almada. İnanılmaz bir çocuk. Gerçekten inanılmaz bir çocuk. FIFA 20'de hatırlıyorsunuz 100 milyon eurolara kadar çıkartmıştım ben bunun değerini. Bugün FIFA 21'de ona şans verdik ve performansına kaldığı yerden devam ediyor. Thiago Almada. Denizlispor çok şanssız gerçekten. Çünkü Almadalı bir maça denk geldi. Haydi bakayım, Fenerbahçe taraftarları resmen çıldırıyor işte. Aradıkları Fenerbahçe bu. Oyna bakayım. Valencia. Daha Samuel'i de oynatmıyorum ha. Ozan. Döndü şöyle en sola. Nuno Tavares'e. Tavares ne lan? Pelkas. Pelkas orada arkadaşını gördü. Şimdi Samatta'dan çok güzel şık hareket. Samatta. Ooo manyak müdahale geldi ha. Çıkart oğlum. Çıkart. Almada. Let's go. Öl Almada, öl. Öl orada. Arkadaşların seni öldü sansa öl. Ha ölmediler. Bir ölme hareketi var onu biliyorum da. Valla Thiago Almada ilk maçında hat-trick'le tanıştı. Hop resmini de çektiriyor. Ha koçum benim. Koçum benim be. Hop gördünüz değil mi ne kadar garanti vuruşları. Alıyor abi. Bam. Öyle hiç kaleciyim ben. Ya keşke şu sene başında almış olsaydık şunu. Ben niye unuttum bu çocuğu ya? Niye unuttum ben bu çocuğu? Şimdi Fenerbahçe 4-0 önde. Denizlispor neye uğradığını şaşırdı. Denizlispor tabi baktı. Fenerbahçe ilk maç gitti. Gençlerden 5-7 falan filan böyle. Dedi ki biz bunları oynarız en kötü kafa kafaya falan. Ne oldu Denizli? Maalesef Almada'ya denk geldim. Çok üzgünüm. Tavares'de. Oyna pası. Ah attırtmadı. Eyvah 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 eyvah. Şimdi panik yapmadan çıkıyor Fenerbahçe. Topla buluşan. Çok güzel bir pas. Valencia. Valencia oynadı. Almada. Soldan bindiren İrfan. İrfan Can. Nereye vurdun? Ne yaptın be? Lan İrfan. Hayır bir de İrfan da çok iyi adam yani bizim iyi transferlerimizden biri. Bu kadar kötü vurmazdı normalde. Niye bu kadar kötü vurdu bilmiyorum artık. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. İrfan düzeltir. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ozan iyi ha. Ozan oyunda iyi baya. Maşallah. Valencia. Şimdi topla çok güzel dönüyor gerçekten. Thiago Almada. Onu izlemek ayrı bir zevk. O Fenerbahçe'nin geleceği. 100 milyon euroya var falan görür yine bu. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden ilk sene bittikten sonra belki hemen bir transfer şey yapmamız gerekebilir. Yeni bir sözleşme imzalamamız gerekebilir Thiago Almada'yla. Valla 160 milyon euroya, 170 milyon euroya kadar uçabilir bunun fiyatı oyunda. Öyle gidiyor çünkü. Hatırlıyorum ben şeyden, FIFA 20'den.
Samat da orada güzel bir şekilde topu kazandırdı rakibi. Şey, takım arkadaşlarına İrfan Can, Ozan Tufan. Şimdi ofsayttan çıkarttı kendisini ama nasıl geçmedi oğlum o top? Thiago Almada bıraktı İrfan'a. İrfan tekrar Thiago ile oynadı. Thiago Almada. Çok güzel çekti sana. Ters köşeye doğru sert bir şut çıkarttı ama dördüncü golüne çok yaklaştı. Şu an 4-0 öndeyiz ve 3 gol Thiago Almada'dan geldi. Topla buluşan Pelkas. Pelkas bıraktı şimdi. Bak bak, sağdaki arkadaşını hemen gördü, görüyor musun? Koçum benim. Bıraktı. Thiago Almada orada yine mal etti rakibini ama lan oğlum şu topla sağ uta çıktı. Kaleci en son sağına iyi uzandı. Son anda iyi uzandı, şimdi yalan yok. Vurdurma, vurdurma. Aferin sana o. Aferin. Rahat vurdurmayın orada. Aferin oğlum. Orta alanda pas yapmak istedi. Recep Niyaz. Eski bir Fenerbahçe altyapısından çıkan bir futbolcu biliyorsunuz. Eski Fenerbahçeli Recep Niyaz. Şimdi orta alanda Fenerbahçe rakibini karşılıyor. Hüdorego Rogega. Evet. Bazen konuşamıyorum. Hayret, top çıkarttın. Altay sana çok kılım ha. Bak. Dikkat et ha. Almada. Thiago Almada. İlk hatasını yaptı. Onu da geldi telafi etti abi. Thiago Almada. Dimitrios Pelkas. Pelkas. Pelkas bıraktı şimdi. Samatta. Samatta vurdu. Çok sert bir şut çıkarttı. Kaleci soluna uzandı, çıkarttı topu. Çok güzel bir şut çıktı Samatta'dan. Hiç beklemiyordum gerçekten. Kötü bir orta oldu bu, kötü. Hadi hemen oyuna Mesut Özil'i alalım. Artık bizim ufaklığı yormayalım ya. Mesut neredesin? Gel. Valencia. Artık çıkma vakti geldi. Soboşlai, sen de İrfan'la yer değiştir. Sen de burada oyna oyna. Kırmızı mırmızı bir şey yok. Oyna. Evet. Thiago Almada. Teknik direktör Tuna Toygun'u alkışlatmak için taraftarına oyundan aldı. Taraftar da onu yapıyor zaten. Osay Samuel. Osay Samuel kötü bir plase. Çok cılız kalan bir plase ile kaleyi denemek istedi ama olmadı. Serdar. Baktı takım arkadaşlarına. Şimdi oynadı Mesut'la. Bıraktı içeriye. Mesut. Samatta döndü. Samatta döndü. Muhteşem bir gol. Muhteşem bir gol Samatta. Ben de buradayım hocam diyor. Aferin oğlum diyorum. Sağ ol hocam diyor. Çok iyi çalıştın hafta içinde. Çok iyi gol attın diyorum. Sağ ol hocam diyor. Benden de sana sağ ol be Samatta. Mükemmel bir gol. İşte bakın tam bir forvet. Tam bir bitirici işi. Mükemmel. Üzgünüm Denizli. Vallahi sana patladık. Çok üzgünüm. Thiago Almada'nın Fenerbahçe'ye gelişi gerçekten çok büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe taraftarı çıldırıyor. Bu nasıl adam diyor. Allah'ım ya Rabbim, bu nasıl futbolcu, çıldırıyor. Ay çıldırıyoruz diyorlar. Ay da diyorlar. Samuel. Bıraktı şimdi Gökhan'la. Ozan Tufan. Mesut. Fenerbahçe'nin süperstarı Mesut. Samatta. Samatta ikili mücadeleden çıktı. Şimdi Mesut'la oynadı. Mesut orada arkada. Rakibine yakın oynadı. Sivas Denizli savunma oyuncusu aldı. Aha. Mustafa Yumlu. Orta alanda pas yapıyor Denizli. Rodayega. Murawski. Sol kanada taşıdı topu, şimdi Özgür Çek. Offside taktiğini yapmak istedi ama Fenerbahçeli futbolcular başarılı olamadılar. Şimdi Soboşlai. Soboşlai süratle topu taşıyor. Bıraktı sol tarafa. Pelkas. Pelkas. Kendi gitti. Pelkas. Pelkas üzerine gitti. Sever bu şutları. Yunan futbolcu ben de gol atmak istiyorum dedi ama olmadı. Soboşlai. Şimdi Pelkas bıraktı Mesut'a. Mesut Özil. Mükemmel bir gol Mesut. Kimsenin beklemediği anda 30 metreye yakın bir mesafeden mükemmel bir şut çıktı. Ne yaptın Mesut? Gol attırmak istiyorum deyip duruyordum arkadaşlar. Kralını attık ha. Bakın Mesut aldı topu, şöyle bir baktı, bir tur sürdü, bam! Çok güzel gol be.
Çok güzel gol. Ayağının dışıyla falso vermiş bak. Bak bak ayak dışı koymuş yani. Tam bir Trivela değil ama Trivelamsı. Şimdi maç. Kaç kaç oldu oğlum maç? 6-0 olmuş maç. Hayırlısı olsun ya Denizli, kusura bakma. Vallahi sana patladık. Soboşlay o da. Formayı çok özledim hocam diyor. Özil baktı sağ kanatta şimdi. Lan ne güzel pas atıyor bu. Abi Mesut pası işte bu. Mesut'u görüyor musunuz arkadaşlar? Tekniği gerçekten çok efsane. Real Madrid'deki Mesut işlerinden bir tanesini izledik şu anda. Sağ kanattan bindiren arkadaşını gördü. O arkadaş da tekrar Mesut'u gördü. Keyifler gıcırında bak. Tek topu mükemmel yaptı. Ozan da bu gol senin dedi Mesut abi dedi. Al dedi golünü at Mesut abi dedi. Thiago Almada ve Mesut Özil işbirliği. Yeni Fenerbahçe'ye merhaba deyin. İki futbolcu takımı resmen coşturuyorlar. Tabii ki Nuno Tavares transferini de unutmamak lazım. O da çok süratli bir sol bek. Bu sene transferler gayet iyi oldu. Fenerbahçe taraftarı çok mutlu. Topla buluşan Soboşlay. Şimdi Mesut oynadı. Mesut şöyle bir baktı. Kendi oynamayı tercih etti. Mesut baktı sağ tarafta. Çok güzel gördü orada olsay Samuel. Samuel bıraktı pasını. Soboşlay'dan mükemmel bir pas. Dönemedi ama. Topla buluşamadı. Samatta. Soboşlay de asistlere yazdıracak disiplin ama olmadı. Şimdi oğlum nereye attın ya? Yanındaki adam attım ben. Allah Allah. Neyse. Ve artık mücadelenin 89. dakikasındayız. Fenerbahçe kötü başlamış olduğu Süper Lig kariyerine mükemmel devam ediyor. Nuno Tavares kendi gitmeye karar verdi. Mesut çok güzel döndü. Mesut şimdi bıraktı sağ tarafa. O da çok güzel bıraktı. Lan nereye oğlum yukarı atıyorum ben ya? Lan oğlum inanılmaz lan. Bir dakika. Pozisyon tekrarı. Arkadaş. Yani. Ben şöyle şuradan şöyle gider atar yukarıya diye düşündüm. Attığı yere bak ya. Neyse. Mağlup olsaydık 7-0 olmuş maç bu arada. Evet sevgili arkadaşlar. Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Fenerbahçe geri döndü. Mesut Özil, Thiago Almada işbirliği. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Bay bay.